Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Öncelikle destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hemen videonun altında abone ol var. Bas kardeşim ona. Destek ol bize. Sizin için mücadele ediyoruz. İnşallah daha güzel haberlerle karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız reform paketi, hukukla ilgili bir reform paketi, ekonomiyle ilgili bir reform paketi, duyurularını yapacaklar inşallah. Bunun duyurusunu 12 Mart Cuma günü İstanbul'da yapacak arkadaşlar. Peki ne olacak? Fikirlerin nedir? Analizlerin nedir diye soranlara ben yeni destek paketi çıkacak mı? Çıkmayacak mı? İcra borcu olanlarla ilgili bir destek paketi çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bunlarla ilgili birkaç analiz var. Onları ben size bu videoda kısaca geçmek istiyorum. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde devlet tarafından verilen pandemi faz 1, faz 2 ve şu anda da faz 3'ün devam ettiğini biliyorsunuz. Biner TL veriliyordu. Sonra esnaflarımıza kira desteği 1000 TL, 750 TL ve 500 TL olmakla beraber hatta yok 750 TL büyük şehirlerde, küçük şehirlerde 500 TL tarzında destekler veriliyor. Bir de gelir kaybı desteği aynı şekilde devam ediyor. Bunlarla ilgili işsizlik ödeneği var. Aynı şekilde devam ediyor. Tabii bunlar kalıcı bir çözüm mü? Değil. Geçici bir çözüm. Ama yine de devlet bu konuda çok güzel işlere imza attığını ben söylüyorum. Ama kalbi kırılan insanların da olduğunu biliyorum. Yani adam diyor ki mesela pandemi desteğinden ben faydalanamadım ama yanımda aynı ailenin içinde 3 kişi bu desteği aldı. Bunu söylüyorlar. Ve bunların da biz gerçekten biliyoruz ama bu aynı aile içinde alanların gerçekten gelirini devlete göstermeyenler vardır. Bundan dolayıdır arkadaşlar. Yani ben Sosyal Yardımlaşma Vakfı bir sisteme girdiğinde orada kimin ne yaptığı, ne ettiği, ne iş yaptığı, ne kadar geliri var, ne kadar şunu var hepsini kontrol ediyorlar. Ona göre veriyorlar arkadaşlar normalde. Ama kimleri gelirini göstermiyor devlete. Aynı aileden 2 kişi alıyor veya 3 kişi alıyor. Ben buna zaten karşıyım. İnşallah bunun da araştırması yakın zamanda yapılır. Diğer yönden reform paketi, yani hukukla ilgili reform paketleri geçen Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Orada kısa bir sözü vardı. İcra borçları ile ilgili, yani icra haciz işlemleri ile ilgili esnetilme geleceğini söylemişti. Ben yine de benim dediğime gelecek inşallah. Yani bu konu hacizlerin artık kolay olmayacağını bence ve telefon aramalarının daha da cezasının arttırılacağını. Çünkü sivil toplum kuruluşlarından bunlarla ilgili bilgiler, belgeler alıyor arkadaşlar. Çünkü biz bunları defalarca dile getirdik. Dile getiren birçok yer var arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili mağdur olan, icra borcu olan vatandaşlarımız var. Yok değil. Yani bu konuda gerçekten adamlar sıkıntı yaşıyorlar. Ve ben bununla ilgili bu hukuk reformu paketinde ben icra borcu olan vatandaşlara artık bir esnetilme geleceğini düşünüyorum. O esnetilmelerde de işte maaş hacizleriyle ilgili veya faizleriyle ilgili ama bir şekilde bu vatandaşlara bence güzel bir destek geleceğine inanıyorum. Onu yakın zamanda göreceğiz arkadaşlar. Peki ekonomi paketi. Şimdi Cumhurbaşkanımız 12 Mart Cuma günü İstanbul'da bir konuşma yapacak. Ve burada ekonomi reformu paketini detaylarını inşallah anlatacak arkadaşlar. Biz de bunu bekliyoruz haberini. Peki burada ne olacak? Benim analizlerime göre iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından bazı bilgiler topluyorlar. Bu toplumla ilgili öne çıkan sorunları ekonomi reformunda dile getirecekler. Ve burada sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler genellikle ekonomiyle ilgili vatandaşın sıkıntıları, işte pandemi döneminde sıkıntılar, büyük ihtimalle bunları dile getirmişlerdir. Burada araştırma yaptığında fikirlerini söyler misin diye söylerseniz eğer, ben ekonomi paketinde bir temel ihtiyaç destek krizinin geleceğini düşünmüyorum. Ama pandemi
sıkılaşırsa şu anda pandemide yine tavan yapmaya başladık. Yani gerçekten 2-3 gün, bir hafta yasaklar kalktı ama biz yine tedbirlere adam akıllı uymuyoruz kardeşim. Yine yasaklar gelecek. İnşallah gelmez. Ben geleceğini düşünüyorum. Sıkı tedbirlerin geleceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı bunu açıklamıştı. Yani kurallara uymazsak daha sıkı tedbirlere gidebileceğini söylemişti. Eğer ki pandemi döneminde bir sıkıntı, tekrar bir yasaklama vesaire vesaire gelirse, o zaman ben temel ihtiyaç destek kredisine benzer tarzda bir kredinin kamu bankaları tarafından da verileceği düşüncesindeyim. Bunun haricinde maaş haizlerinin duracağını veya pandemi döneminde işletilen faizlerin kaldırması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu konuyla ilgili birçok videolar çektim. İcra borcu üzerinde fazla bir icra faizinin olması taraftarı asla değilim. O icra borcu üzerinde yapılan faizin bana göre normal olmadığını düşünüyorum. Yani faiz verilir, %1 verilir, %2 verilir. Yani %15'e kadar, %20'ye kadar faiz olan borçlar var. Bunlar bir düzene girmesi lazım. A'sı, B'si, C'si denilmeden tek bir faiz uygulanıp o icra borçlarının üzerindeki o yükün kaldırması lazım ki vatandaşlar borçlarını ödeyebilsinler. Yani ödenmeyen bir borcun üzerine bir faiz bindiğinde bu borcu ödeme şansı zaten yok, hiç olmayacak. Ve bu faiz de bunun için sıkıntılı. Ben bunların düzeleceğine inanıyorum. Ekonomi paketinde de bu desteklerin geleceğini düşünüyorum. Hiç yoktan zaten şu anda pandemi faz 3 devam ediyor arkadaşlar. Hani başvurmayan arkadaşlarımız, hiç başvurmayan arkadaşlarımız, e-devletinize girip de hani bunun kontrolünü yapın ya da bir başvurunuzu yapın arkadaşlar. Diğer yandan belediyelere müracaat edin arkadaşlar. Erzak ihtiyacınız olduğunda buralara başvurabilirsiniz. Ben mesela Bursa'nın Gürsu ilçesindeki belediye ile görüştüm. Her ay oradan 50 ailemize erzak bizzat şahsım olarak ben dağıtacağım. Onlardan liste alarak geçen gün gittim, konuştum. Onun yanında bir tane barınağı bize verdiler. O barınağa biz bakacağız. Bize verdiler derken yani bakımını, o köpeklerin bakımını yine bizzat şahsım olarak ben yapacağım. Böyle böyle devam edeceğiz. Vatandaş olarak da gerçekten durumu iyi olan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Gerçekten çaresiz insanları bulup da güzel destekler verin. Yani o insanlar bir erzağa muhtaç olan insanlar var. Onlara ulaşmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın ben YouTube üzerinde bütün böyle büyük kanalların altlarına yorumlar yazıyorum. Sen diyorum bir sonraki videonu 100 tane erzak dağıtır mısın diyorum. Öbürüne 500 tane erzak dağıtır mısın diyorum. Yani teşvik etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi 12 Mart Cuma gününü bekleyelim. Cumhurbaşkanımız ne diyecek? Ona göre tekrar bir analizini yapalım. Ama ben şunu söylüyorum. Haciz ve icra işlemleriyle ilgili bir esnetilme gelecek inşallah. Ben bunun inancındayım. Çünkü Cumhurbaşkanımız da böyle bir ufak bir açıklama yapmıştı. Yine dediklerimize gelecektir. Ben buna inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutma kardeşim. Görüşmek üzere.